Merhaba. Emel Hobi evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine bir patik ucu çalışacağız arkadaşlar. İlk 6 sırayı ördükten sonra sizinle çalışacağımız kısım desenli kısmı. Açıklama kısmına vereceğim videolardan da linklere tıklayarak devamını örebileceksiniz. İplerimi simli ip kullandım ben ve tığımız da 2 numara arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yanındaki zili açarsanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. İlk 6 sırayı ördük ve 13, 26, 35, 42, 42 ve son sıramda 48 trabzanı ördüm. Ve artık deseni yerleştireceğiz. Patiğimizin ucu 37, 38 için gayet uyumlu. 39, 40 örecekler. Bir sıra fazla örsünler ve artı 3 trabzan eklesinler arkadaşlar. Eğer daha detaylı bir video izlemek istiyorsanız burayı örerken şu an açıklama kısmında link var. Yuvarlak uçlu düz patik yapımı şeklinde oraya da tıklayarak burayı örebilirsiniz. Bu desen patuçlu patik ucuna da konulabiliyor. Onun da videosunu ekliyorum. Ona da uygulayabilirsiniz. Şimdi e, pembe ipimizi alarak başlayalım. Evvela e, ucumuzu kırmızı ipimize sabitlememiz gerekiyor. Sabitleyelim. Bu şekilde ucu içinden geçirdim ilmeğin. Başlangıç bitiş noktasına pembe ipimi takarak Başlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen şu noktaya battım. Pembe ipimi sabitliyorum. Hemen buradayken aynı noktaya tekrar batıp 2 zincir çektim. Ve başlayalım desini yapmaya arkadaşlar. Hemen bu noktaya 1-2 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. İkili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar doladık. 1 2 3 4 5 6.ye batıyoruz. Bir ikili tırabzan yapıyoruz. Tekrar aynı noktaya bir ikili tırabzan daha yapıyoruz. 2 zincir çektim araya ve tekrar İki tane aynı nokta ikili trabzan yapıyorum. Buradaki aradaki zinciri iki veya bir yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncıya battım. Tekrar bu noktayı iki tane yaptım. İki zincir çektim. Tekrar aynı noktaya iki tane ikili trabzan yaptım. Sıranın sonuna kadar pembe ipimizle bu şekilde desenimizi örelim. Sıranın sonuna geldik. 3 zincirimizi çektik ve ilk trabzanımızın tepesine batarak pembe ipimizi sıramızı bitiriyoruz. Kaydırma yapıyoruz ve ilmeği açıp pembe ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Bunu her desende yapacağız. İplerimizi koparmadan ilerleyeceğiz. Şimdi ipimizi sabitledik. Beyaz ipimizi alalım. kırmızı beyaz pardon kırmızı pembe beyaz olarak gideceğiz başlangıç ve bitiş noktasındayız bakın burada kırmızımız var burada pembemiz var şimdi hemen şu noktadan bakın kırmızının 1 2 3 4 5 tane trabzan var altta üçüncünün tepesine batarak evvela beyaz ipimizi sabitleyelim şu şekilde bir arkaya alalım. Evet. Şimdi buradayken arkadaşlar hemen aynı noktaya batıyoruz. 1 2 3 veya 2 zincir olabilir. Ben 2 çekeceğim. Şimdi şuradaki kafesler bakın zincirli üst zincirli kafesleri saklayarak alttaki desenin aynısını öreceğiz. Şimdi hemen buraya doladım. Bu noktaya batarak pembe kafesimi de saklayarak bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bakın. Tekrar iki tane ikili trabzan aynı noktaya yapıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. 2 desen arasında 5 tane trabzanımız vardı. 1-2-3.ye batarak yukarıdaki pembe de saklayarak ikili trabzan yapıyorum. 2 tane. 2 zincir çektim. ve Tekrar aynı nokta. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir 1 2 3. trabzana batıp yine desenimi e örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Arkadaşlar devam edelim. Üst zincirimizi çektik ve yine ilk trabzanımızın tepesine batarak kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi açacağız ve ipimizi içinden geçirip sabitleyeceğiz arkadaşlar şu şekilde evet şimdi kırmızı ipimizi alalım şimdi bütün iplerimiz sabitlendi kesinlikle sökülme yapmaz şimdi beyaz ipimiz burada bekliyor kırmızı ipimizi alalım şimdi batma yerimiz artık trabzan kalmadı artık desenlerimizi şuradaki kafeslerine batarak devam edeceğiz hemen bakın kırmızı ipimiz burada ve şuradaki pembe kafese batarak beyaz kafesi de alarak hemen 1 2 3 zincir çektim ve bir tane buraya ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim tekrar bu noktaya iki tane daha trabzan mı yaptım 1 2 3 zincir çektim pembenin içine beyaz 3 zincirlik kafesi de alarak saklayarak iki tane ikili trabzanım yaptım araya iki zincir çektim tekrar iki tane aynı noktaya ikili trabzan yaptım 1 2 3 pembenin üstüne yine kırmızı trabzanlarımı yapıyorum iki tane iki zincir çektim araya <laughs> ve tekrar yine aynı noktaya ikili trabzanım yaptım bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Yine 3 zincirimizi çekelim. Ve yine ilk trabzanın tepesine batarak kaydıralım. İlmeğimizi açıp ipimizi içinden geçirip sabitleyelim. Evet. Şimdi pembe ipimizde sıra. Hemen pembe ipimiz altta bekliyor zaten. En yakın desen neredeyse oraya batalım Arkadaşlar bu buraya yakın hemen buraya batalım bakın beyazın içine batarak şu ipimizi şöyle bırakalım beyazın içine batarak alalım hemen 1 2 3 zincir çektim ve hemen yine buraya bir trabzan yaptım araya 2 zincir çektim ve tekrar buraya iki tane trabzan yaptım 1 2 3 Kırmızının üzerinden atlıyorum, beyazın içine batarak kırmızı 3 zincirli kafeste saklayarak 2 iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 Beyaz desenin içine battım. iki tane ikili trabzanı yapıyorum. 2 zincir çektim ve bir desen daha bitirmiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar 9 sıra öreceğiz. Şu an biz 1, 2, 3, 4. sırayı örüyoruz. 8. sıramızı ördük ve artık son sıramız kırmızıdayız. Kırmızı örerken bir farklı öreceğiz arkadaşlar. Hemen Pembe kafesin içerisinden başlayarak örmeye başlıyoruz. Bakın zaten pembenin üstünde kırmızı beyaz şimdi pembe kırmızı sırada hemen aldım. Altta bekleyen ipimi Üç zincir çektim. Bir tane ikili trabzan yaptım. iki zincir çektim. Tekrar iki tane bu noktaya ikili trabzan yaptım. Ne yapıyorduk aşağıdaki deseni yaparken? Lali koyduktan sonra ikinci laleyi örebilmek için araya 3 tane zincir çekiyorduk. Burada bu son sırada bunu yapmayacağız. Hemen bir zincir çekiyorum. Beyaz lalinin ortasındaki iki zincirli alana batıyorum. Kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Pembe lalin içerisine girerek beyaz kafeste saklayarak tekrar iki tane kilit trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Beyazın iki lalenin ortasındaki iki zincirli beyazın kafesinin içine girip kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aşağıdaki pembe lalenin içerisine bir lale yapıyorum. İki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan. Bu son sıra bu şekilde arkadaşlar. Son sıramız farklı. Lale bir zincir. Beyaz lalenin içerisine kaydırma bir zincir tekrar lale. Bir kere daha göstereyim. Bir zincir kaydırmayla beyazın içerisine battım. Bir zincir pembenin içerisine bir lale. Yani iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Arkadaşlar bu sırayı bu şekilde tamamlayalım tabana geçelim. Evet arkadaşlar ipi sabitledikten sonra artık e, orta kısmını ayıraraktan tabana başlayalım. Şimdi e, sayalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ön tarafa iki tane bırakacağız sağ ve sola üçer tane. Şimdi şuradan saymamız gerekiyor. Bizim başlangıç ve bitiş noktamız burası olduğu için e, 1, 2, 3. 4 ve 5 bakın buradaki 4 ve 5 bizim patimizin tam orta kısmı olmak zorunda. Şurada bakın birer zincirli alanlar yapmıştık. Bu lalenin bitimiyle bu lalenin başlangıçtaki bir zincirli kafeslerden başlayıp bitmemiz gerekecek trabzanlara taban trabzanını yapmaya başlarken şimdi şuraya hemen bakın şuraya battım ve kırmızı ipimi çektim 2 evet. zincir çektim burada. Hemen bu noktayı bir tane daha yapıyorum. Şimdi bu alanlara bakın arkadaşlar. Şu lalenin bir zincirli alanlara birer tane trabzan. Bu lalenin içerisine 5 tane trabzan. 3 4 5. Hemen bakın şuraya bir tane trabzan. Hemen buraya bir tane trabzan. Lalin içine 5 tane trabzan. Bu arada kırmızı ipimi de uzatmış oldum. Kırmızı ipimi de saklamış oldum. Buraya 5 tane trabzan örelim. Tekrar bir zincirli yere geldim. Bir tane. İkinci bir zincirli yere geldim. Bir tane. Bu lanenin içerisine beş tane. Beş. Evet. Tekrar bu araya bir tane. Bu araya da bir tane. Yani şu alttaki lanenin sağına ve soluna birer tane yapıyoruz. Hemen bu lanenin içerisine 5 tane. 3 4 ve 5. Buraya bir tane. Buraya da bir tane. Burada bir tane yapmamızı seviyordu arkadaşlar. Buraya 7 tane doldurup buraya atladığımız zaman burada bir ajur oluşacak. Yani delik. Onun oluşmasını istemediğim için bu şekilde örüyorum. Dilerseniz burayı 3, burada 2'şer tane de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Önemli olan o kısımda fazlaca ajur oluşmasın. Şimdi tekrar şuraya geldik. Bir tane buraya da bir tane son beşliği yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Buraya bir tane. Şimdi burada başlamıştık. Bakın lalinin buradaki bitişinde başlamıştık. Buranın da başlangıcında bitireceğiz. Hemen buraya iki tane Buraya iki tane yapma sebebim de kenar başlangıcım zayıf olmasın diye. Ve tabanımıza bu şekilde başlamış olduk. Bir sayalım kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 tane arkadaşlar. 44 tane ideal bir sayı. Şimdi e, bu şekilde arkadaşlar ucumuzu örmeye devam edeceğiz. Pardon tabanımızı. Kaç sıra öreceğiz? Tahmini benim el ayırım'a göre e, 13 sıra yeterli olur. 13 sırayı ördükten sonra e, 8 sık iğne üzerine topu görüyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili videoda da zaten şu an açıklama kısmında mevcut. Oradan da bakarak örebilirsiniz. Bittikten sonra da isterseniz kırmızı, isterseniz pembe kenara oyasında örebilirsiniz arkadaşlar veya bildiğiniz bir oyayı örebilirsiniz. Hiç problem değil. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.